Selam dostlar. Bugün sizinle bir backtest videosu atacağız. Uzun zamandır bir backtest gelmemişti. Backtest'e geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dün ben size swinglerin nasıl çizildiği ile ilgili bir tane video attım. Bu kafanızda oturmuştur, oturmamıştır. Hani buna bir şey diyemem. Ama temel mantığı swinglerin bu. Yani bu hani iç yapıdaki düzeltme alındıktan sonra çiziliyor. Videoda anlattım zaten onun temel mantığını. Şimdi burada size asıl söylemek istediğim önemli şey, bakın beni seversiniz, benim anlatımımı seversiniz veya sevmezsiniz. Bunun hani hiçbir önemi yok. Benim size tavsiyem, bir şey öğrenmek istiyorsanız birden farklı kaynaktan, birden farklı kişiden bunu dinlemeniz lazım. Neden biliyor musunuz? Bakış açısı katacak. Hani ben şu an hala mesela swing çalışıyorum. Niye? Bilmediğimden mi? Hayır. Farklı bir bakış açısı nasıl oluşturabilirim? Ne yapabilirim? Onun haricinde zaten kendi hani eğitim grubum var. Eğitim grubunda swing anlat 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 üstüne bir de pekişiyor. Hani bu kadar ben mesela bunun üstüne çalışma atarken sizin de tek kaynaktan bir video izleyeyim devamı gelsin. Hani olabilecek bir şey değil. Ha, doğru bulursunuz bulmazsınız bu anlattıklarımı ona da hiçbir şey diyemem. Ama o swing videosunu hani çektikten sonra üstüne güzel bir backtest atmak istedim. Ki bir şeyleri detaylı bilirseniz sonuçlar ne doğuruyor? Şu an size onu göstereceğim. Bakın, şu an çekeceğim backtest videosunda her şeyi detaylı inceleyeceğim. Ağır miktarlarını olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağım. Ama bu sizi hani aldatmasın ki gerçek işlemlere girdiğinizde backtest'teki bu rahatlık olmuyor. Daha safe işlemler alıyorsunuz. Ve bunu da baştan söyleyeyim, sonradan linç yemeyeyim. Ama şu an size swinglerin bütün gücünü göstereceğim bu backtest'te. Şimdi uzatmadan geçiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi swing swing diyorum ama bu swinglerde mesela belirlediğim işte bu supply demand bölgeler hepsi aslında swinglere göre. Belirlediğim likit alanları hepsi swinglere göre. Bunları unutmayın. Şimdi şöyle bir 4 saatte bir bakalım. İlk başta neredeyiz? Evet. Şimdi şuradan boss'umuzu verelim. Boss 4H. Swing low'umuz. Sonra devam ediyoruz. Swing low. Sonra burası da boss'umuz. Boss 4H. Yani boss 4H. Şimdi üstten bir düzeltmeye gelmiş. Şimdilik de buraya swing high olarak diyorum. Swing high 4H. Şimdi burada 4H'lık orderları belirleyeceğim. Burada bir test var. Şundan sonra bir testimiz var. O yüzden direkt şu alan alıyorum. Bunların detaylarına şu an çok girmiyorum. Sadece size şu an bu backtest'i niye yapıyorum? Swinglerin gücünü göstermeye çalışıyorum. Çünkü buradaki orderları belirlemem vesaire bunların hepsi zaten farklı konular. Daha da detayı. Ama en önemlisi buradaki swinglere göre bakıyorum bu bölgelere. Mesela şu alana hiç bakmıyorum. Bakın şu alana pardon şu alana hiç bakmıyorum. Bunların hepsinin bir kuralı var. Yani şuraya şöyle bir 15'te bakayım da. Yine de şey yapmayalım. Tamam. Şimdi şurayı 15 derece edeceğim. Evet. Bakın şu alana kadar aldık. En son şurada. Bakın bir imbalansımız var. Burayı çift bölge olarak belirleyebiliriz. Devam. Şuraya yaz. 15'em. Şunu yap. Veri. 4 taş. Çok güzel. Şimdi 4 taşa bir daha gelelim. Şimdi bu 4 taşta. Burada bir order'ımız var.
Yaz. Şu an gözüme ilk gelenlere bakıyorum. Şurada bir tane daha var. Yaz. Tamamdır. 15'e düştüm. Şimdi fiyatı burada tutabilecek bir yapı var mı? Bir şurası var. Şunu bir atalım. Bakalım. Onun haricinde hiçbir yer yok. O yüzden şu an 15'te fiyatı izleyeceğiz. Ne yapıyor? Devam. Evet, şu an bir düzeltmeye geldi. Şurası Swing Low. 15'e. Devam. Evet, tamamdır. Şimdi. Şurası Swing High. Şurası boş. Şöyle 15 yazalım. Nerede? Swing low 15. Tamam. Şimdi şunu bir kaldıralım. Kafa karıştırmasın. Şu an bizim aralığımız bu. Şimdilik daha swing low'umuz yok. Ne yaptı şimdi? Hemen yorumluyoruz. 4 taşta karakter değişimi getirdi. O zaman ben şu an aşağı yönlü bakmaktan önce fiyatın yukarı gideceğini düşünmem lazım. Devam. Neden? Çünkü düzeltmeye gelmesi lazım 4 taş tabi. Şuranın kırılımını bekleyeceğim. Hop, tamam. Bir saniye. Şimdi burası kırıldı. Şimdi burası kırılmadan önce iç yapıda şurası bir swing oluşturur. Bu swing kırılmadan şurayı flip bölge yaptı. Al. Bunu yap. Mor. Sonra bu flip bölge içerisinde bakalım. Aynen ilk imbalansı bölge burası. Devam. Şöyle bir 5'e düşüyorum. Şimdi şunu mavi yapacağız. Burası 15'e göreydi. Mavi. Bakalım altında fiyatı tutabilecek bir alan var mı? Bunun likit alımı da var. Şurayı test etmiş. Buradan agresif giriş atıyoruz arkadaşlar. Nasıl agresif giriş atıyoruz? Bas. Nereye kadar? Bu bölgeye kadar. Şurası karakter değişimi 15'e. Bakalım mı? Evet. Altını niye almadım? Çünkü altında bütün bölgeleri test etti. Al 15'e. Şöyle şimdi şunu uzatalım sola. Tamam. Devam. Şimdi ilk düzeltmesini verdi. Şurası swing ayımız. Şöyle şurası karakter değişimi 15'em. Tamam. Devam. Hop. Aldı. Devam ediyorum. Bir saniye şurayı sileyim. Çok hızlı geldi. Şimdi şunu da sil. Tamam. Bakın burası boss oldu. Boss 15. Sonra ilk düzeltme vereceği alan buranın altı. Buranın altında iç yapıya bakıyorum. Tabii ben şu an gözümle görüyorum ama iç yapıda düzeltme alanı burası. Şimdi buradan aşağı yönlü düşüyorum. Ne var? Şimdi ilk başta şuradaki order'ımı bir belirleyeyim. Bir saniye. Bakın burada order'ım var. Bu order'ımı belirledim. Şimdi şurası ile işimiz bitti. Şu alttaki kalsın. Tamam. Altına kadar aldık. Şimdi 5'e düşüyorum. Bakın kırılmadan önce burada bir boşluğum var. Şimdi bunların hepsini yorumlayacağım. Turuncu şunu şöyle alalım. Bununla işimiz bitti artık. Bu TP. Sonra 3'e düşüyorum. İlk geldi bölgemiz. Şöyle 1'e düşüyorum. Tamamdır. Bakın burada bir şu an likit dağılımımız var. Şimdi burada işleme giriş için şöyle bir 15'e bir daha geleyim. Tamam. Burası okey. Şimdi burayı da revize edeceğim.
Bakın. Burayı da aldım. Buranın da altını aldım. Şimdi benim iki tane açık bölgem var. Hatta burayı şöyle imbalansa kadar alsam daha güzel. Çünkü şuralarda likit alanım var. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Benim iki tane açık bölgem var. Bakın. Hop. Birincisi burası. Şöyle. İkincisi de burası. Çek. Bunların hedefleri neresi? Yukarıya kadar. Bas. Tamam. Şimdi burada şuraya bir kere daha bakmak istiyorum. Bir dakikada. Bakayım bir likit dağılımı var mı? Var. Tamam. Çok güzel. Şöyle çok azıcık payla. Bu da okey. Atıyorum. Şimdi geri al. Basma açacağım. Şu an bizi aldı. Devam. TP'miz. TP'yiz. Bir TP daha. Şimdi bunu kaldırıyorum. Niye kaldırıyorum? Çünkü bakın burası bizim boss'umuz oldu artık. Daha onaylanmadı. Kapanış gelmedi ama. Şimdi burası boss 15'em. Şurası Swing Low 15'en. Şimdi bizim aşağıda bir açık bölgemiz var. Neresi? Burası. Bu aklımızda. Ne zaman aklımızda? Fiyat aşağı dönerken. Bunu unutmuyoruz. Sonra devam ediyorum. Buradaki order'ımı belirliyorum. Şöyle 5'e düşüyorum. Ne var bakalım? Evet, tekrardan. İç yapıda bir düzeltme. Burayı yorumlayalım. Şimdi bunu da şöyle alıyorum. Bu da TP artık. Burada. Şu imbalansı bölgem. Buradan önce ilk başta şurası bakın. Şöyle bir 1'e düştüm. Şimdi bakın burada bakalım bir evet burada ekstrem bir durum var. Burayı alt hareketlere göre bu şekilde almam lazım. Niye bu şekilde almam lazım? Aşağıda bir teması var. Bu fitillerin bile önemi vardır orderları belirlerken. Bunu unutmayın. Şurada bir likit dağılımı olmadığı için burayı likit olarak fiyat sayabilir. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi açık bölgelerini belirledim. Devam. Şimdi bakın. Birinci bölge. Bak hep emirli giriyorum şu an. Niye emirli giriyorum? Çünkü buralar son orderları. Son orderları olduğu için emir atıyorum. Yoksa şu yukarılarda olsa buralara emir atılmaz kolay kolay. Ancak yapıyı yorumlamak lazım. İlk başta bir kapanışımız gelsin. Evet, kapanışımız geldi. Çok güzel. Devam ediyorum. Hop, yavaş. Hop, stop mu ettin? Bakalım. Yok. Devam. Şimdi burada şuranın üstüne çıkarsa fiyat döner. Bir tur daha basacağım Ömer. Hop, stop'a mı gidiyorsun? Geçtim mi? Bakalım. Geçmedi. Tamam. Şimdi bakın ben burayı çiziyorum da diyorsunuz ki niye burası? Bakın 1'e düştüm. Hop. Şimdi şu bir dursun. Şunu sağa doğru atalım şöyle. Sen burada bir dur. Bakın görüyor musunuz? Karakter değişimi noktası burası. O yüzden diyorum ben bazı bu videolarımda hani çok derinlemesine inceliyorum. Çünkü tek zaman diliminde artık gözüm alıştı hepsine. Bakın burası likitteydi. Alabilir dedim aldı. Devam. Şimdi 1M'de şurası. Hop. Şimdi burası 1M'le Swing Low. 1M Swing Low. Evet şimdi şu 15'te bir geliyorum. Bakın 15'te neyimiz var? Şimdi bakın bu bölgemiz likit dağılımından sorumlu. Değil mi burası? Bizim için burası ilk başta önemli bir order. Şimdi şunu da şöyle sağ atalım.
Şöyle 5'e geleyim be. Buranın altında bakın bir tur daha var. Şurası imbalansı bölge. Burada ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Seçenekler şu. Ar miktarını arttırmak istiyorsak. Birincisi. Birincisi bu. Girdim mi riske? Girdim. Kaç ar için giriyorum ama bakın. Önemli olan burada. 2-3 ar için değil. Bir tane girdiniz. Riskli. Sonra bir tane de bakın şuradaki imbalansa. Ama bunun stop noktası şurası tabii en son. Likit dalımı burada. Niye burada? Bu alanda likit dalım var. Bunun stopu da burada. Şöyle paylı. Şöyle bir 3'e bir daha düşelim. Zaten burada azaltma order'ımız da var. Çok güzel. İki tane setup'ım var bakın burada da. Üçüncü nerede? Üçüncü de son ekstrem bölgesinde. Bunu da unutmayın. Devam. Bir tane de burada. Atıyorum. Hop bakın birinci stop oldu. Bu stop. Şimdi şunu evet, şöyle alalım. Bakın bu su toplandı. Ama ne yaptı? Diğerini aldı. Ben şimdi ne yapabilirdim? Bakın size onu da göstereyim. Ne yapabilirdim burada? Atıyorum ar miktarını yükseltmek yerine bunu böyle yapardım. Bakın ar ne kadar düştü. Aynı yere geldi mi? Gerek var mı? İki katı kadar alabiliyorsunuz. O yüzden ben bir yer riske ederim. Riskli giriyorsam, ar miktarını yükseltiyorsam. Bitti. Sistem bu. Benim için. Devam ediyorum. Şu aktif. Şu an. Hop. Devam. Bu yukarıda şu an tutabilecek hiçbir bölge yok. Likit dalım yok. Devam. Hop. Burayı da aldık. Şimdi burası da boş oldu. Bir stopumuz var. Şimdi şunu da kaldırıyorum. Niye kaldırıyorum? Çünkü burası yeni benim swing low'um oldu. Hem 1M hem de 15M. Devam. Bakın hala yönümü tayin ediyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Hop. Devam. Bakın yukarıda orderlarım hala var. Şimdi bu alanlarda şurada büyük bir imbalansın olması order belirlememde bana zorluk yaratabilir. O yüzden mesela geçmişte oluşan swinglerden çiziyorum. Bakın bu bölge, bu bölgenin üstünde mesela bir hareket gerçekleşebilir. Bu bölgeyi test etmiş mi etmiş. Buranın üstünde şu alanda bakın bir order olabilir. Bunu yorumlamak lazım. Çok alt zaman dilimine düşmüyorum. Sadece şu an terste kalırsak stop oluruz. Ters yönde işlem açarız. Hiçbir sorun yok. Devam. Şimdi bakın burada likit alanlarımız var. Bu alanlar haricinde yine ekstrem bölgeleri belirleyelim. Şimdi şunu da şöyle atalım. Tekrardan devam. Ekstrem bölgeleri belirleyelim. Bakın son likit dalımından sorumlu bölgemiz burası. Belirledim. Sonra şöyle bir 5'e düşelim. Bunu da yoğuralım. Bakın burada bir likit dalımı var ama hep fiyat yukarı yukarı diye diye çıkmış. Yani buranın çok şu an tutabileceğini düşünmüyorum. Ama dönüş arayarak bakacağım burada. Emir atmayacağım mesela buraya. Ekstra bir konfirmasyon. Bakın ilk başta şurası. Burada bir likit dalımı var. Bunu almam lazım. Belki burası tepki verir. Şimdi 15'e geldim. Burada iki tane açık bölgem var. Bakın bunu da unutmuyorum. Bu açık bölgelerimi. Hem yukarıda tutabilecek bir alan yok. Hem aşağı şurasında likit de var. Swing'e yakın. Hem buradaki order'ım tutabilecek gibi durmuyor ki. İç yapısına baktım. Onun haricinde aşağıda da açık bölgelerim var. O yüzden burada dönüş arıyorum. Dönüşlü gireceğim. Devam. Bakın ilk bölge dediğim likit de alanı. Tepki aldı. Almak zorunda. He ama fiyatı tutar mı? Onu bilemem. Şuraya bakalım bir. Burada da güzel. Şimdi şurayı test etmiş. O zaman şu an burada bir açık bölgesi yok. Yani baktım da şurası açık gibi gözüküyor ama şu test etmiştir büyük ihtimalle. Şöyle bakalım. Aynen bakın. Şurada çok küçük bir açıklığı var. Fiyatı oraya kadar getirir ya getirmez ama bence fiyatı şu an tutacağı bölge burası. Devam. Hop, getirdi de. Getirmez dedik getirdi. Devam. Şu an bakın dönüşünü verdi mi burada? Vermedi. Neden vermedi? Vermesi için en az buraya kadar gelmesi lazım. Bir daha bir bakayım.
Daha alt zaman dilimine göre de burada bir çift taraflı bir kitle var. Hem yukarıya aldı hem aşağıya. Şimdi devam ediyorum. Tekrardan. Bakın şimdi ne oldu? Yapımız aşağı yönlü değişti. Karakter değişimi 15'en. Benim burası ne şimdi? Swing'ayım. Swing'ay 15'en. Şimdi şu fazlalıkları bir kaldırıyorum. Kafamız karışmasın. Şu yukarıda dursun. Bu bizim için şeydi. Üstüne gelebilir mantığımız vardı. Şimdi bu alanda yukarı yönlü yine bir dönüş görürsem fiyata bakmam lazım. Şimdi buna da gerek yok. Artık şu aşağıdaki swing low bölgem ne oldu? Benim likit alanım oldu. Geçmişteki şurası swing low'du. Burası ne oldu? Likit alanım oldu. Şimdi burası neydi? Bakın. Likit alanım oldu. Ama ben şu an ne yapıyorum? Şunu demiyorum. Ya bu fiyat atıyorum aşağı döndü. Ben şu yukarıdan gireyim aşağı döneyim yok. Açık bölgelerim var. Bunları geçmesi lazım. Yoksa patlarım. Öyle bir dünya yok. Devam. Atıyorum şu an fiyatı izliyorum sadece. Hop. Şimdi bakın. Bir düzeltmeye geldi. Kapat. Şu an fiyat düzeltmeye geldi. Burası ne? Bizim için Swing Low 15'e. Devam. Şu an hala hiçbir şeye bakmıyorum. Açık bölgelerim var çünkü. Bakın fiyat aşağı geldi. Kapanışını yaptı mı? Daha yapmadı. Devam. Evet. Şu an kapanışı geldi. Buradan tepki aldı mı? Bakalım ben. Bakın buradan da tepki aldı. Şu an ne yaptı? Şu an işlem stratejisi anlatacağım. Yani ona göre bakacağım. Şuraya hay demişim. Şurası boss olacak şimdi. Low'du. Ah, 15'en boss. Şimdi işlem stratejisine göre ya ben yukarıdan dönüş görüp girmem lazım. Çünkü güçlü bir bölgeden aldı. Veyahut bunu aşağı kırması lazımdı ki ben yukarı emir atabileyim. O yüzden şu an burada dönüş göreceğim. Dönüş görebileceğim tek bölgede burası. Başka bir bölgesi yok. Veyahut şurası bakın. İki bölge. Devam. Ama burada ne yapabilirim? Güçlü bir bölgeden tepki aldı diye yukarı long bakabilirim. Nerede bakabilirim? Bakın. Buranın üstüne geçerse. Geçmiş mi? Geçmiş. O zaman ben buradan ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şu an fiyatın bulunduğu noktadan longluyorum bunu. Nereye kadar? En az şuraya kadar. Bakın kısa bir işlem. Veyahut düşelim 5'e bak. Şu an agresif girdik. Düşelim daha da aşağıya bakalım neleri var. Mesela şurası var. Gelirse buradan bakarız. Turuncu. Şimdi şunu test etti artık. Bunu da atıyorum şöyle. Bakalım başka burada var mı? Şu an yok. Şurada bir likit dağıldı. 3'e düşüyorum. 1'e düşüyorum. Bakın burada da bir likit dağılımı var. Burada da var. Burada da var. En iyisi biz ne yapalım biliyor musun? Bir tane agresif kalsın şu. Sonra şuradan dönüş göreceğiz. Dönüşü nasıl göreceğiz? Şuranın üstüne çıkarsa. Veyahut bakın şunun üstüne çıkarsa en basitinden. Dönüşe bakacağız. Çıktı mı çıktı. Likit dağılımı var mıydı? Vardı. Şuradan bir tur daha deneyelim. Bakın bu çok agresiftir. Niye çok agresiftir? Çünkü dönüş bölgemiz yok ve bir agresif bir noktadan giriyoruz işlemi. Verirse ama bu da aktif. Nereye kadar? Aynı bölgeye kadar. Devam. Hop. 15. Bakalım. Hop aldık. Çok güzel. Baba mı götürüyorsun? Yok. Bakın ikisi de TP. Trend tersi bir işlem aldım. Kısa kısa. Bir agresif bir güvenli stoplu. Sonra devam ediyorum. Şimdi burada tepki görmem lazım. Tepki görürsem bakacağım. En az benim kırılım noktam neresi şu an? Burası. Buraya kadar düşmesi lazım fiyatın. Düşmeden yukarı çıktı. Şimdi bu bölgeyi aşması lazım ki aşamadı bakın. Karakter değişimi geldi. Evet. O zaman ben ne yapıyorum? O zaman ben fiyatın tepki alabileceği bölgeleri belirliyorum. Nasıl belirliyorum? Bakın şu an güç bulduğu alan burası. Böyle imbalansı da var. Bu bölge. Bu bölgede ne var? Bakın bir likitte de var. Aşağıda açık alanı var mı? Aşağıda da var. Neresi var? Burası var. Şu an açık alanlarını belirliyorum. Mavi. Mavi. Bakın bunlarla işim bitti.
Soracağıma. Burada girdiğimiz alan var. Burası test edildi mi? Oradan kadar geldi. Bir de şuraya alalım. Bakın 3 tane alanımız var şu an. Burada imbalans da var. Onu da aldım. Çok güzel. Şimdi ben 2 tane emir atacağım. Bakın, bir buraya atacağım. Niye buraya atıyorum? Şurada bir likitte oluşturduğu bir swing'i var. Buraya bir bakacağım. Burası şöyle bir dursun. Buradaki tepkisine bakabiliriz. Şimdi bakın şurada bir inducement oluşturdu. Şurası bir inducement. Fark ediyorsanız bakın söylüyorum ama sonradan yapıya göre şekilleniyorum. Çünkü böyle olması lazım. Yani fiyat gitti. Oo, ben burayı bekliyordum deyip hala burayı beklemek olmaması lazım. Şimdi bir inducement oluşturdu ve likit alanları oluşturdu. O zaman ben buraya atıyorum şu an girişimi. Bakın hala var. Hedef noktam neresi? Geçmişteki high. Burası. Hedef nokta. Şimdi açtığım işlemlerde bakın. Burası. Sonra bir turda burası artık çok test edildi. Şurada imbalansı. Buraya kadar gelirse zaten götürür. Yani şuralarda artık dönüş ararım. Tekrardan buralara gelirse. Şu iki setup'ım şu an aktif. İkisi geçilirse hareketine göre yeniden şekilleneceğim. Niye buraya aldım? Çok likit alanı bıraktı ve alt zaman diliminde çok swing hareketi var burada. Nasıl var? Onları göstereyim. Bakın. 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 O kadar çok swing hareketi var ki buranın haricinde başka bir düzeltme hareketi olamaz. Devam. Hala diyorum en güvenlisi burasıdır ama çok likit oluşturdu diye agresif bir setup attım buraya. Devam. Şimdi şöyle bir de bir kere daha bakmak istiyorum. Ne zaman gelecek onu belirleyeceğim yani şu an. Şimdi şuranın altında kırdığı an gelmesi lazım. Kırmış mı? Kırmış. Swing'e göre belirliyorum. Bakın buradaki swing şu. Buradaki 1M'deki swing budur. O yüzden buranın altı. Devam 15. Hop geldi. Bakın bizi aldı şu an. Topladı mı? Yok. Şimdi ne vardır? Bunun aslında bir strateji şeyi var. Ben çok sistemi kullanmayı sevmiyorum ama swingleri kullanırken şöyle gösterirler bakın. Bir tane karakter değişimi gelir. Sonra ikincinin dibini alır. Şurada bir order vardır. Bu order'dan alırlar. Buranın bir ismi vardı. Hatırlamıyorum şu an. Ama buna göre yorumlamadım tabii. Bizim şu an yaptığımız bu. 1, 2 likit daldı yukarı vurdu tekrardan. Niye? 15'te. Çünkü yapımız yukarı yönlü. Şurası altına düşmesi düzeltmeydi. Devam. Aşağı mı getireceksin? Yok. Hop tamam. Şimdi durun. Şöyle geri gel. Burada önemli nokta ne biliyor musunuz? Şimdi biz burada stop mu olduk? Şuradan mı TP olduk? Önemli nokta o. Şimdi iki tane işlem açıktı çünkü burada. Şimdi gelelim bakalım ne olmuşuz. Şöyle bir aşağı düşersek. Ne yapmış bu? Bakalım. Evet ilk aşağıdan almış. Bir stopumuz daha geldi. Olsun. Buradan aldık karımızı. Hiç sorun değil. Bir stopumuz daha geldi. Ki sonra ne yaptı? Bakın. Çift taraflı vurdurdu yapıyı. Sonra devam ediyorum. Şuranın altına düşmesi. Şöyle bir swing kayım var 15'te. High. Şurası da 15 low. Burada nasıl swing'im vardı? Boss'um vardı. 15'em. Şurada bir swing low'um vardı. Ki bakın çift taraflı kitle geldikten sonra genellikle yani çift taraflı kırılım geldikten sonra genellikle yapı değişir. Devam. Evet burada bir karakter değişimi geldi 15'em. Şimdi şurayı şöyle yapalım. Son mumu da sileyim şuradaki. Çünkü dönüş bölgesi orası. Hani tam nereye geldiğini görmeyelim. Yapıya göre bakalım. Devam. Order'ımı belirledim bakın. Düştüm 5'e.
İmbalansı bölgemi belirliyorum. İmbalansımı da belirledim. Çok güzel. Şimdi aşağıda açık order'ım var mı benim? Aşağıda benim açık order'ım var. Neresi var? Bir şurası var bakın. Buralar benim için bir açık order. Ama şu an ne yaptı? Yapı terse döndü bakın. Terse döndüğü için şöyle belirleyelim bakın buraları da. Pardon, değeriyle belirleyelim. Değeriyle belirliyorduk. Şunu da belirleyelim. Şunu sil. Şuralar açık. Şimdi biz fiyatımızda şuna bakacağız. Hareketlerini bir izleyelim ilk başta. Ne yapıyor? Şöyle 3'e geleyim bir kere daha. Bakalım neler var. Şurada bir likit alımı var. Şimdi şunu turuncu yapalım. Şuraya kadar order'ımı çekiyorum. İmbalansına bakıyorum. Bir hem. Şimdi buranın içerisinde bir likit havuzu oluşturacak bir alanım var. Şurada bir order'ım var. Dönüş göreceğim burada. Şu siyah olması lazım. Şöyle ha. Dönüş göreceğim burada. Hiç agresife gerek yok. Ha, agresif girersem nasıl biliyor musunuz? Bakın burada şunu yapacağım. Niye? Çünkü şurada artık likit de kalmadı. Bunu yapacağım ki hedefim neresi biliyor musunuz? İlk başta 4 haçta belirlediğim ilk gri alan. Gri alanın içerisinde de burası. Bu bölge. Gri alana geldiğinde tepkisine bakacağız. Ama asıl hedef alttaki mavi 15 M'e göre belirlediğimiz alan. Şimdi çok uzakta kaldı, oraya gösteremedim. Hadi bir tane işlemi kaçırmamak için böyle girelim. 5 ağırlık bir setup. Şunu şöyle sola atıyorum. Devam. Bir hamleyim. Bakın. Likitte aldık mı? Aldık. Takip ediyorum şu an fiyatı. Buranın altına geçerse işleme gireceğim. Devam. Niye? Alt zaman diliminde bir swing oluşturuyor burası. Bakın şu an 1 dakikadayım. Hani diyorum ya, mumlara işte hakimiyet önemli, mantığını anlayın diye. Mumlara göre belirliyorum aslında. Ama şimdi bu mumları nasıl anlatayım ki ben size? Bunun hepsinin bir pratiği var. Çok çok uzun yani. Oh, ben de yoruldum. Kafam şişti. Neyse devam ediyorum. Hop. Şimdi bakın. Burası kırıldı. Burası kırıldığında benim buradaki ilk order'ım neresi? Burası. Bunun haricinde bu order'ın altında likit alanı var mı? Var. Bizim için güvenli. O zaman ben burada bakın zaten hiç riske girmiyorum. Hedefim de büyük. Direkt bölgeme atıyorum. Girişimi. Direkt bak likit de bölgeme. Bastım. İndirdim. Neresi? İndir baba. Hop. Çok güzel. Atıyorum. Hop. Ne yapıyorsun? Bakın şu an düzeltmeye geleceğini onayladı burada. Fiyatın düzeltmeye gelmesi lazım. Buradan yani şimdi şuradan long da bakabilirim de artık gerek yok yani o kadar. Yani şu alandan tamamen bakın şu alandan long da bakabilirim. Ama gerek yok. Çok baktık çünkü. Yani bakın tam şeyine kadar getirdi. Devam. Nereye kadar long bakardık? En az buraya kadar bakardık. Devam. Hop. Aldı mı bizi? O aldı. Ne getireceğim mi? Bir de ona bakalım. Şöyle artık 15 de atalım. Ki bakın burada açık alanı var mı? Hala var. Şurası likitte bölgesi. Şurası bir order. Buradaki alt zaman dilimine mesela şuraya bir bakalım. Açık orderların önemini göstereceğim şu an size. Burada bir likitte var mı? Yok. Burayı test etmiş mi? Bakın burası inside. Inside'lar swing'de alınmaz ama dönüş bölgeleri olarak güzel bölgelerdir. Sıkışma bölgeleri, inside'lar. Neyse devam edelim. Yani ya buradan ya buranın likiditesini alıp fiyatı bir tur daha yukarı götürebilir. Niye? Çünkü buradaki order'ını test etti artık. Test ettiği için yani kolay kolay tutabileceğini düşünmüyorum. Yukarıda son bir açık bölgesi vardı. Ha, getirmek zorunda mı? Değil. Hop. Bakın.
Bir tur da oraya artık atmayayım, yeter. Devam. Artık 15'te şöyle. Son açık bölgesinde kapattık ve fiyat kanamaya başladı. Bakın. Hop. Aşağıdaki açık bölgesi. Allah, yanlış yaptım. Bakın, aşağıdaki açık bölgesi. İlk teması verdi, fiyatı biraz yukarı attırdı. Sonra diğeri. Bakın, burada fiyat zorlandı. Buranın likiditesini aldıktan sonra. Bunların hepsi önemli bölgeler. Unutmayın. Sonra bakın. En dipte belirlediğimiz alan nasıl tepki verdi? Son açık bölgesiydi çünkü burası. Devam ediyorum. Sonra da zaten fiyatımız kanamaya başladı. Hop, durun. Mesela şuradaki dönüş. Şimdi burada ne var? Bakın. Şöyle bakalım. Şurası bir sıkışma bölgesi. Burada likitte birikmiş. Likitte bölgesinin üstünde burada bir alt zaman diliminde likitte hareketi var. Bunu nasıl diyorum? Şuradaki mesela bakın, sadece fitilden konuşayım. Order'ın likiditesini almış. En basitinden sadece bu. Fiyatı buradan direkt otomatikman çeviriyor ki. Burayı inceleyelim. Bakın, size tamamen burada dönüşü de göstereyim. Hadi bu backtest'te bunu da göstereyim. Dur. Düş şöyle 5'e. Yakınlaştır, yakınlaştır. Bakın, sadece burada imbalans var değil mi? Normalde order'ı şöyle almanız lazım. Ama bu kadar likitte varken ve böyle bir imbalans varken fiyatın hareketleri farklı olabilir. Yani derinlemesine incelemek lazım. Mikro yapı. Düş 1'e. Bakın, hala dolu. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın. Şimdi şurada bir kırılım var ve fiyatımız, bakın, rastgele bir alandan dönüyor. Şimdi şurada şöyle göstereyim tekrardan. Burada bir kırılım var. Rastgele bir alandan dönüyor. Likit de oluşturuyor. O zaman biz şurada böyle bir imbalans varsa bunu incelememiz lazım. Devam edelim. Bakın, şimdi ne oldu? Şurada şöyle bir mum oluştu. Şimdi böyle bir mumun oluşması hala buranın içerisinde bir hareket olduğunu bize gösterebilir. Düşüyorum bakın. Çünkü büyük imbalanslı mumlarda hep bir absürtlük oluşabilir. Bunu unutmayın. Bakın, likit dalımı var bir tane. Düş şöyle. Belki de çıkmayacak. Şimdi çok düştük. Şey diyemem. Bir tur daha düşeceğim artık. Bu da son düşüşüm. Neredesin daha? Hoppala. Bulamadık. Şimdi şöyle bir tur daha bakayım. 15. Şöyle bir 15'e bir daha gel. Bazen çok da irdelemeye gerek yokmuş diyor insan. Şimdi niye döndüğünü ben de merak ettim boşluktan. O yüzden bakıyorum. Şöyle bir bire gel bir daha. Allah Allah. Sorun değil yani. En güvenli girişimiz bizim her zaman buradaki likitte havuzumuzdur. Bunu da unutmayalım. Şöyle 15'te. Ki bakın zaten arkadaşlar, benim kaçırdığım olay şu. Burada aslında biz bölgeyi bulmuşuz. Ben şu kutunun altında arıyorum. Bizim için buradaki aslında giriş yeri bakın şudur. Tamam mı? Budur. Test etti diye. Ama bakın, şimdi 5'e düşeyim. Tamam. Özür diliyorum, yanlış anlattım orayı. Yani kutu yanlışmış, o yüzden yanlış anlattım diyorum. Bakın, burada ne oldu? Bölge aşağı geldi. Biz ilk böyle belirledik. Bölgeyi aşağı getirdik imbalansa kadar. Sonra 3 dakikadayım. Bakın, hala takip ediyorum bölgemizin içerisinde. Devam. Şimdi bakın ne oldu? 1 dakikada. Burada bir tane bölgemizin içinde gizli base var bak. Aldım.
Şuraya kadar şöyle sıfırlasam daha rahat bulacağım sanki. Böyle sıfırlayayım. Tamam. Hiç zorlanmadan. Gel 30 saniyeye. Bakın. Buradaki likiddesi alınmış order'ım. İşte hem imbalansı var hem likidde alım var. Bunu belirledik. Devam. Buradan bir çizik atalım şöyle. Bir tane daha düşeyim. Bir tane de şuradaki imbalansını attım. Devam. Tamam. Bakın. Şimdi bizim 3 tane bölgemiz var. Şimdi şunu kaldırıyorum. Bakın. İmbalansı. Bu bölgenin içerisinde. Şimdi 15'e geldim. Hop. Devam. Şunu da kaldırıyorum artık. Kutunun altında şeyimiz var zaten şöyle. Şunların hepsini kaldırıyorum. Order'ımız da bu şekilde. Şunu da kaldır. Devam et. Hop. Şimdi şuradaki imbalansa kadar aldık. Bakalım oraya mı getirecek? Devam gidiyor bak. Hop. Büyük ihtimalle şeyinden çevirdi. Bir kere daha geleyim. İmbalansı aldık ama büyük ihtimal tam order'ın girişinden çevirdi. Ya çok burayı hani kasmak istemiyorum ama ben de inat ettim şu an. Neden sorumuzun olması lazım ki bakın. Heh, tamam. Şuradaki gizli bez dedik ya bakın. Tamamen gizli bezden çevirdi. Yani burayı da çok inat etmemize gerek yokmuş. Bakın tam milimetrik gizli bezine çevirdi. Ya işte çok mikro çalıştığımızda bazen böyle de kafayı kırabiliyoruz. Bunu biraz kendime söylüyorum şu an. Neredeydi bizim setup'ımız? Şurada. Evet. Daha da uzatmadan setup'ımıza bakalım. Şöyle 4'te atalım. Biraz hızlı gitsin. Hop. Evet. Bakın tam bölgemize kadar fiyatımız geldi. Yani anlatmak istediğim şuradaki tepkisine bakıp fiyattan da çıkabilirdik. Ama şu an tamamen fiyat hareketine göre gittik. Burayı niye almadık? Başta baktık. Hani burası fiyat tutabilecek bir bölge değildi. Niye? Burada likit dalımı gibi gözüküyor ama bir teması var. En fazla şunu yapabilirdik. Bakın buradaki yine mumunu alırdık. Buradaki mumu ne yapmış derdik? Ki ilk geldiğinde ufak bir tepki vermiş. O yüzden ilk bakarken buranın alt zaman dilimine düşüp baktım. Yani işin ayrıntısı arkadaşlar bu. Çok çok detaylı incelerseniz backtestlerde alabileceğiniz sonuçlar bu. Ha, gerçek işleme geçtiğinizde bu kadar alabilir misiniz? Çok 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 tecrübeliyseniz alabilirsiniz ki ben mesela gerçek işlemlerimde bu kadar olmuyor. Ben şimdi size yalan söylemem. Ki inandırıcılığı olsun biraz. Hani bu olmuyor, bu kadar olmuyor ama yine tatmin edici, çoğu piyasadaki insana göre tatmin edici sonuçlar alabildiğimi size söyleyebilirim. Herkesin kendi grafiğe bakış açısı, yorumu. Yani bu backtest videosunda size basit swingleri anlattıktan sonra swinglerin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için çektim. Bunu da unutmayın. O yüzden arkadaşlar swinglere bence çok çalışın. Bakabildiğiniz kadar kaynak bakın. Ve yani pratik, tecrübe devamı gelecek ki ben hala kendimde swing çalışıyorum. Bunu da unutmayın. Hiçbir zaman ben oldum demeyin. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz benim için yorucu bir videoydu. Çünkü çok detaylı inceledik. Çok detaylı inceleyince de kafa gidiyor. Çünkü 3 zaman dilimine bakıyorsun. 3 zaman diliminde işte yönleri tayin ediyorsun. Tamam yazsan bile aklında tutman lazım. Açık bölgeler vesaire. O yüzden biraz ben yoruldum. Siz de izlerken yorulacağınızı yani yorulacağınıza eminim. Kafa birazcık yanacak ama yapacak bir şey yok. Biraz görsel şölen niteliğinde olsun bu video dedim. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.